Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun, 2023 yılında Niğde'de elma fuarının yapılacağını ve dünya genelinden 20'ye yakın ülkeden firmanın ve ziyaretçilerin katılacağını da açıkladı. Fevzi Atasagun, Niğde 7. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı hakkında gazetemize özel açıklamalar yaparak önümüzdeki yıl fuara daha fazla katılımcının geleceğini ve fuar alanının yetmeyebileceğini belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun, Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın Niğde ekonomisine çok büyük katkısının olduğunu da sözlerine ekledi. Biz bu yıl Niğde Tarım Fuarı'nın 7.sini yaptık. 20-23 Ekim tarihleri arasında. Fuar 3 bölümden oluşuyor. Tarım, Hayvancılık ve Gıda. Fuarda tarım ve hayvancılıkla ilgili kullanılan bütün makine ve ekipmanlar bu fuarda sergiye çıktı. Fuarımıza 103 tane stand vardı. Toplam 270 firma fuarımıza katıldı. Katılımcı firmaların %80'i Niğde dışından. Türkiye genelindeki imalatçı ve üretim yapan firmaları biz bu sene fuarımıza katılmalarını sağladık. Daha önceki yıllarda çok istiyorduk imalatçı firmaların katılmasını. Çok istiyorduk ama onlar genelde bayiler kanalıyla katılıyordu ama bu sene direkt geldiler. Bizim esas hedefimiz imalatçıların gelmesiydi. Bu fuarda biz onu yakaladık. Fuara Türkiye genelinden ve çevre illerden yoğun bir şekilde ziyaretçi geldi. Gelen ziyaretçiler de bizzat alıcı ve hedef kitleyi. Biz bu fuara getirmeyi başardık. Katılımcı firmaların hepsi bayilikler verdiler. Getirmiş oldukları makine ve ekipmanlarla bağlantı yaptılar. Gelen çiftçilerimiz yeni ürünleri gördüler. Yeni makine ekipmanlarını gördüler. Ve firmalar ve hepsi bağlantı yaparaktan mutlu bir şekilde ayrıldı. Fuara katılmayıp da ziyaretçi olarak gelen firmalarımız oldu. Onlar da önümüzdeki sene özellikle bize söyledikleri, biz de kesinlikle Niğde Fuarı'na katılacağız, mutlaka bulmalıyız dediler. Ve önümüzdeki seneki fuarımız bizim daha da büyüyerekten gidecek. Niğde'nin ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor. 4 gün içerisinde şehirde müthiş bir şekilde ticari hareketlilik var, oteller, lokantalar, alışveriş. Niğde'nin ekonomisine çok büyük katkısı olan bir fuar. İleride de bizim bu Niğde fuarımız daha da büyüyecek. Çünkü Niğde'nin potansiyeli çok kuvvetli. Elması var, lahanası var, patatesi var, ürün çeşidi çok fazla. İleride daha da büyüterekten inşallah bir fuar alanına sahip olacak. En son açıklamanızdan şöyle bir ipucu yakaladım. Fuar alanı daha da genişleyecek. Daha farklı sürprizler de olabilir mi diyorsunuz? Niğde'de önümüzdeki sene bu fuar alanı, yapmış olduğumuz bu fuar alanı yetmez. Daha da büyük, daha da fazla katılımcı gelecek. Çünkü daha önceki yapmış olduğumuz fuarların iki katı bu sene firma getirdik. İnşallah tarım fuarımız daha güzel olacak, ses getirecek. 2023'te sürprizimiz daha var bizim Niğde'ye. Elma fuarımız var. Elma fuarı dünyada iki ülkede yapılıyor. Birincisi İtalya, ikincisi Çin. 2023'te İtalya'da fuar olmuyor. Biz o fuarın aynısını Niğde'de yapacağız. Niğde'den seçmemizin sebebi Niğde'nin elma bahçelerinin çok olmasından dolayı, elmanın merkez olmasından dolayı Niğde fuarı, elma fuarını biz Niğde'ye aldık. Üniversitemiz bize 20 bin metrekarelik bir alan tavsiye etti. Aynı zamanda üniversitenin seminer salonlarını, konferans salonlarını kullanaraktan biz bu fuarımızı yapacağız. Elma deyince ne geliyor aklına? Elma çok geniş bir alan. Elmada kullanılan makineler, ekipmanlar, ilaçlar, gübreler bunlar sergilenecek. Dünya genelinden de 20'ye yakın ülke bizim bu fuarımıza hem katılımcı ve ziyaretçi olarak katılacak. Fuarımıza dış ticaret müşterilikler, ihracat birlikleri, devletin bütün kurum ve kuruluşları destek veriyor. İnşallah Niğde'ye yakışır bir fuar olacak. Tarım fuarına, Niğde'deki tarım fuarına ve elma fuarımıza oluşmasına destek veren Sayın Valiliğimize, Tarım Bakanlığımıza, Tarım İl Müdürlüğümüze, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Ticaret Borsamıza, Ziraat Odalarımıza, Patates Araştırma Enstitüsü'ne ve Tarım Platformu'na, Damızlık Birliklerine, Koyun Keçi Birliklerine, köylülerimize, çiftçilerimize özellikle Niğde'ye teşekkür ediyoruz.